Ya sana yer çekimini bambaşka bir şekilde anlatsam? Gezegenler birbirini çekiyor, cümlesi doğru olabilir. Ama ya bu daha derin bir şeyin görünen yüzü ise? Evren dağınık bilgiyi daha az bilgiyle tarif edilecek hale getiriyor. Yani adeta veri sıkıştırıyor. Eğer yer çekimi bir çekim değil de bir düzen kurma mekanizmasıysa bunu ölçebilir miyiz? Biz entropi deyince genelde dağınıklık anlarız. Odayı düşünün. Her şey yerli yerindeyse düzenli, her şey saçılmışsa dağınık. Dağınık odanın tek bir fotoğrafı bile daha karmaşıktır. Çünkü daha fazla ayrıntı vardır. Fizikçi Melvin Wobson'un iddiası bunun uzaya da uygulanabileceği. Uzayda cisimler rastgele dağılmışsa onları tarif etmek için daha çok bilgi gerekir. Ama cisimler kümelenirse daha az bilgiyle anlatırsın. Kümeleşme rastgeleliğin bir kısmını azaltır. İşte o azaltma bilgi kuramında bilgi entropisinin düşmesi gibi okunabilir. Bilgi gerçekten fiziksel olabilir mi? Bu ilk bakışta felsefe gibi duruyor. Ama fizik tarafında ilginç bir köprü var. Landauer ilkesi. Basit anlatımıyla bir bilgisayarda bir bit bilgiyi silmek bile sıfır maliyetli değildir. Teoride en azından küçük bir enerji harcarsın. Ve o enerji ısıya dönüşür. Yani bilgi enerjiyle bağlantılıdır. Tamamen soyut değil. Eğer bilgi enerjiye bağlıysa bilgi düzenindeki değişimler evrenin dinamiğine dokunuyor olabilir mi? Ve yer çekimi de sistemin daha düşük bilgi karmaşıklığına doğru akması olarak yorumlanabilir mi? Evreni dev bir sahne gibi kabul et. Sahnedeki her objenin yeri, hızı, durumu birer veri. Dağınık sahneyi anlamak zordur. Şu burada, bu şurada, o orada diye uzar gider. Ama objeler birbirine yaklaşırsa tek cümleyle tarif edersin. Hepsi şurada toplanmış. Yani sistem daha kısa bir açıklamaya izin veren hale gelmiştir. Bu tam olarak sıkıştırma sezgisi. Eğer yer çekimi gerçekten düzen kurma, bilgi entropisini azaltan bir mekanizmaya bağlıysa, bu sadece yer çekimini değil, bazı büyük soruları da etkileyebilir. Kara delikler, kuantum yer çekimi, hatta karanlık enerji tartışmaları. Çünkü o zaman çekim yalnızca geometrik bir eğrilik değil, aynı zamanda bilgi düzeninin bir yönü olabilir. Ama tam burada net sınırı çizelim. Bu simülasyondayızın kanıtı değil, en fazla şunu der. Evren tıpkı hesaplamalı sistemler gibi karmaşıklığı azaltan bir eğilim gösteriyor olabilir. Simülasyon hipotezi ise bunun felsefi bir yorumu olmaktadır.